Evet, bir tane daha hemen Ahmet Çakar'dan Star'daki Telegol programında söylediği bir laf. Guiza belli ki uçkuna düşkün bir çocuk. Yok, belli değil. bu gerekçeyle İspanya milli takımına da alınmama durum var. Bu İspanya'dan gelen topçuların çocuğu çok oluyor herhalde ya. Guiza öyle, Roberto Carlos öyle, ama çocuk yapıyorlar. Ne diyorsun abi? Vallahi şimdi bak, Guiza belli, alemci, uçkuruna düşkün, kuvvetli alkol içmeyi seven, geceleri atmayı seven bir adam. Var yani, bizim sanki mesela 15-20 sene önce böyle futbol, şimdi azaldı bu futbolcular. Ne olur sonu, Fener'e kuvvetli bir kazık olur, o kadar, ne olacak? Ben Guiza'ya acımam da Fenerbahçe'ye acırım. Evet. Bir şey diyeceğim, bir mesela sporcular özellikle son yıllarda psikolojik çok destek alıyorlar. Hakemleri almalı mı sizce? Veya alıyorlar mıdır? Ne terapi falan terapi, modu tabii, oldu tabii, bu arada. Valla ben onu bilmem. 25. O zaman değil ama şimdi almamız gerekir diye düşünüyorum. 20-25 sene bu ülkede. Hangi kim, ülkede şimdi alması gerekir? Şimdiki hakemler mi? Biz. Bu ülkede 20-25 sene üst düzeyde hakemlik yapmış. O çamurun, çimin, toprağın, küfürün etkisiyle 25 sene sağlığa geçmiş bir adamın ruh sağlığının normal kalabilmesi Allah Allah. Mümkün değildir. Diğer bir deyimle Erman Toroğlu da bende psikopatızdır. İster kabul eder, ister kabul eder. Bakın, ben kabul etmiyorum. Hayır, bir dakika bakın. Psikopatiyi ille de anladığımız kelime anlamında psikopatlık olarak nitelemeyin. 20-25 sene sürekli... Hakemliğinde böyle miydin hocam? Böyle yapı yapı olarak. Hakemliğinde mesela özel hayatında da böyle miydin? Yani? Nasıl yani? Televizyondaki görüntünün... Hayır, ben özel hayatımda çok sakin, içine kapanık bir adamım. Siz bir özel hayatımda. Bir kere yumurta yedik senin yüzünden hocam. Tabii, biliyorsun. At merkeze kafamıza yumurta attılar. Kafasından yumurta attılar, sekti bana da geldi. Onu yok. Yani gerek çift sarılı mıydı? Sayın Toroğlu, gerek ben, gerek hakemliği bırakmış eski hakemler, gerek Colina, gerek Arjantin'deki hakem, gerek Japonya'daki hakem. Yaşı 40-50'lerin üstüne çıkmış, 25 sene bu işi yapmış adamın ruh sağlığının normal olmasını mümkün değildir. Bunu iddia eden de ben katılmıyorum. Ben de buna katılmıyorum. İkimiz de psikopatız, kabul. Değiliz abi. Niye psikopatız? Estağfurullah. Ben de psikopat. Ya bu bir teşhis. Ya o diyor ki yani bazı tüm adamı olarak aynı zaman. Bazı şey yer eder diyor ama ben kabul etmiyorum. Yani ben 25 sene egosu beslenmiş bir insan evladı. 25 sene egosu beslenmiş. 25 sene çaldığı düdükle. Benim 9 sene. Ya fark etmez. İlaresi, KDV'si 25 sene. Benim 9 sene. Ben hakem değilim abi. Ben topçu. Ben sonradan girdim. İnat uğruna girdim bazı şeyleri diye. Ben hakem değilim abi. Biz birer adrenalin bağımlısıyız. Bunu kabul edeceksiniz. Bizler biraz tırnak içinde psikopatız. Bu bir şekilde tezahür eder. Kimin de bu içine kapanıklık, kimin de saldırganlık, kimin de zaaflara fazla eğilim, içki ise içki, sigara ise sigara, kumarsa kumar gibi tezahür eder. Kadın kız, en kumar basit. Bende yok. Ha. Onlar biliyor. Ha. Bu şekilde hiç kimse kıvırmaz. Yani burası için konuşmuyorum genel anlamda. 25 sene üst düzey futbol oynamış. Büyük şeyler yaşamış. Örneğin Rıdvan'ın da ben çok sağlıklı bir ruh haline haiz olduğunu düşünüyorum. O da psikopat olur. Tabii. Ama İyi tırnak içinde. İyi düşün. Neyi düşünüyorsun? Adamı zorla psikopat mıymış oğlum? Neyse şimdi nereden geldik bu konuya? Bilmiyorum ki. Başka yani destek almalı mı hakemler? Kesin almalılar. Kesin. Siz aldınız mı hocam? Hayır, almadım. Neden? Ya biz iptidai şartlarda hakemlik. Bizim zamanımızda kulaklık yoktu. Bizim zamanımızda bip yoktu. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Daha iyiydi ama. Kulaklık var da ne oluyor ya şimdi? Kulağımızın tozuna şişe atıyorlar diye. Kulaklık yeri. Her şey atıyorlar. Ya bak ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hani futbolcusun çıkıyorsun, hakemsin çıkıyorsun sahaya. Şimdi futbolcu çıkarken ayrı, hakemken çıkarken ayrı. Şimdi onları yaşayınca insan daha iyi görüyor. Hakemken çıkarken hiçbir gün iki takımı da başarılar demedim. Sahtekarlık çünkü. Niye ki? Hakem söyleyebilir hocam ya. Hayır abi. Neden? Hayır abi. İki tarafa da başarılı. Lan ne iki tarafa başarısı? Birisi başarılı, birisi başarısız olacak. Yani sahtekarca bir olay. Hayır. Bence. Antrenörlerinki daha böyle şey değil. Antrenörler de yalan söylüyorlar. Onlar da yalan. Yok abi. Çıkarsın. Hakem misin?
İki tarafa da Allah gönlünüze göre versin de git. Tabii. Aynı şey. Allah gönlünüze. İkisi de kazanmak istiyor, biri kazanacak. Allah. Olmasa günaydın günaydın de deme kimseye. Gönlüne göre versin. Aynı hesap süper abi. İki tarafa da başarılar. Lan iki tarafa da başarılar olur mu? Bir dakika abi. Kabul sen sabah mesela kalktık. Ha. Oteldeyiz. Sen bir odada kalıyorsun. Ben kalktık. Ha. Birbirimize ne diyeceğiz? Ondan ne alakası var? Çok yapıyoruz. Evet. Günaydın. Ya fark etmez. Biz Allah gönlüne göre. Biz kalkıp kahvaltı yapacağız. Müsaade misin? Yapıyoruz ne olur mu? Kahvaltı yapıyoruz. Bana göre biz şu anda çok derece geri dönüş olmayan bir geyiğe girdik. Manasız konuşmalar bu. Bakın çok manasız konuş. Yani bir hakem tabii ki başarılacak. Günaydın diyeceksin. Afiyet olsun. Yani ne alakası var? Kavga edeceğiz birinden biri. Ha, iyi dilekler. İyi dileklerini. Tabii başarılı iyi dilektir de. İki takım da başarılı. Biz şaşırdık. Devam edelim. Tamam. Teknik direktörler içinde aynı şey geçerli mi? Onlar da birbirlerine başarılı. Ne diyeceksin ya? Başarılar. Ya. Nasılsın denir. Dünya nereye ne böyle bir şey. Tamam. O başarılı olursun yenecekler seni yani. Hocam teknik direktörken rakip hoş geldiniz takımın... diyordum misafir ev sahibi. Güle güle. Onun dışında niye başarılı değilim manyak mıyım ben? Ya başarılı olursa bizi yenerler yani. Tutar mutar bacağım. Tutar mutar. O anda farkında mısınız? Şaşırdık. Evet. Hayır. Hayır. Vallahi şaşırdık. Ya siz niye bu kadar büyütüyorsunuz başarılar denen klasik bir dünya formatındaki önemli bir abi. Ya ilginç geldi hani önemli bir konuşalım dedik. Peki. Doğru önemli. Biraz geyik. Peki abi. Tamam bir şey demedik. En büyük tehlike mesela Cem Papila hata da yapsa bilmem ne derse benim için düzgün bir adam. İyi bir hakemdi. Son o sallandıktan sonra Manisa Galatasaray maçı dışında ben hakikaten çok güvendiğim bir insan. Ali Aydın hakeza aynı şekilde. Kim mesela Cem? Bu adamlar işte kulüplerin baskılarıyla Fenerbahçe'de birkaç hakem götürdü. Şimdi yeni kuşak hakemler de bunu biliyorlar ama sonuçta hocam yani. Ya bu Ali abiler gitti, Cem abiler gitti. Beşiktaş yandı, beni yediler. Galatasaray yandı, beni yediler. Fener yandı. Bu psikolojiye girmiyorlar mı hocam? Hayır. Hakemlik. Ha giriyorlar mı hakemlik, girmiyorlar mı hocam? Onu söyler hakemlik misin? Nasıl biliyor musun? Köyden Kezban diye bir kız gelir Büyükşehir. Tamam. Kezban mı? Kezban. Adı Kezban. Ayşe de diyebilirsin, Hatice de diyebilirsin. Yavaş yavaş. Kezban ismi kalmadı lan artık. Kezban diyoruz ben uzatmayayım be abi. Peki. Ayşe diyeyim peki. Yavaş yavaş bu Kezban temiz insanların elinde büyük bir sanatçı haline gelir. Eski yılları hatırlayın. İşte Maksimler, şunlar bunlar. Bir zirvesi vardır. Orada 2-3 sene kalır. Ondan sonra her çıkışın işi olduğu gibi önce bir alt kadroya, sonra tavernaya, sonra pavyona, sonra da Allah korusun başka yere düşen nice sanat hakemlik bunun gibidir. Hocam hakemlikte... öyle değil. Sezen Aksu çıkıyor, evet. Sezen Aksu kalıyor. Nasıl kalıyor? Kaldı işte Entepe'de. Sezen Aksu'yu Türkiye'de tutan entelektüel magazin veya sanat mafyasıdır. Sezen Aksu, bugün dediğimiz gibi her gün konser veren, her akşam bir programa çıkan bir hanımefendi olsa ki büyük sanatçı da ona lafım yok. Her inişin bir çıkışı vardır. Yani. Kardeşim hakem de öyle. İnay acet 10 sene kalamazsın. 2-3 sene 4 senede çıkarsın ki Erman abi 2-3 senede çıkmıştır. Ben 4-5 senede çıktım. O kaldı orada aşağı yukarı 6-7 sene doğru mu söylüyorum? Ben kaldım 8-9 sene veya 10 sene. Ondan sonra bıraktığım gece hanımıma şunu dedim. Ben bırakmak zorundayım. Artık vücudum beni götürmüyor. Ruhen ve bedenen acı çekiyorum. Bırakmazsam inişe geçeceğim. Debeleneceğim. Pavyona düşmüş az solistler gibi beni şeyden toplarsınız dedim. Ama çekeceğim.